Merhaba arkadaşlar. Bugün TORG konusuyla ilgili konu testimizdeki sorularımızı çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzla başlayalım isterseniz. O noktası etrafında dönebilen LFA 3F, 4F, 2F ve 10F kuvvetleri şekildeki gibi uygulanıyor. Buna göre sisteme etki eden bileşke TORG'un büyüklüğü nedir diye bir soru var karşımızda. Arkadaşlar öncelikle dönme noktamızı bir görelim, büyütelim. Bu dönme noktamızdan geçen bir kuvvet var ise bunun torkunu hesaplamıyorduk hatırlarsanız konuyu işlerken öyle öğrenmiştik. Kuvvetin kendisi veya uzantısı dönme noktasından geçiyor ise onun torku sıfırdır diyorduk. Bir kuvvetlerimize baktığımızda dikkat ederseniz 10F büyüklüğündeki kuvvetin uzantısı nereden geçiyor? Dönme noktasından. Eğer dönme noktasından geçiyor ise buradaki torkumuz ne eşittir diyeceğiz? Sıfıra eşittir deyip hesaplamayacağız. Şimdi dönme noktasından geçenleri bulduktan sonra diğer kuvvetlerimizin etkisine bir bakalım. Arkadaşlar burada 3F kuvvetine dikkat edersek O noktasına göre sistemi şu yönde döndürmeye çalışacaktır. 2F kuvvetine dikkat edersek tekrar dönme noktamız O'yu baz alırsak, O noktasını baz alırsak aynen bu şekilde dönme etkisi yapmak isteyecektir. 4F kuvveti ise tam zıt yöne doğru bir etkide bulunmak isteyecektir. Arkadaşlar artı ve eksi yönlerimiz bize verilmiş. 3F dikkat edersek artı yönde döndürücü bir etki yapacak. 2F kuvvetimiz artı yönde bir döndürücü etki yapacak. 4F kuvveti ise eksi yönde bir etki yapacaktır. Bu noktadan sonra arkadaşlar aynı yönlü etki yapanları bulup toplayacağız. Ondan sonra bileşkemizi hesaplamış olacağız. 3F kuvveti için yapmak istersek 3F çarpı dönme noktasına olan dik uzaklığına dikkat ederseniz bir birim. Onun için getirip 3F çarpı R'den 3FR diyeceğiz arkadaşlar. 2F büyüklüğündeki kuvvetin torkunu hesaplamak istersek kuvvetimizi yazdık. Çarpı dönme noktasına olan dik uzaklığına dikkat eder misiniz arkadaşlar? Toplamda R, R daha 2R gelecek. 2F çarpı 2R'den 4FR bulacağız. Şimdi arkadaşlar artı yönde döndürmek isteyen toplarımın toplamına bakmak istersem 3F're, 4F're daha toplamda artı yönde 7F'lik bir torkum olacak. Şimdi gelip eksi yönde olanları da bir hesaplayalım. Kuvvetimizin büyüklüğü 4F çarpı dönme noktasına olan dik uzaklığımıza dikkat ederseniz arkadaşlar R, R, R toplam 3R de oradan gelecektir. Bu işlemi yaptığımızda 12F'r olarak bulacağız bunu da. Eksi olanların büyüklüğü ise 12FR. Arkadaşlar bu noktadan sonra büyük olandan küçük olanı çıkaralım. 12FR'den 7FR'yi çıkarırsak sonucumuz 5FR gelecek. Yönümüz eksi olduğu için önüne bir de eksi işaretimizi bırakacağız. Cevabımız eksi 5FR olacak. İkinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Tekrar F1, F2, F3 gibi 3 tane kuvvet verilmiş bana ve bana diyor ki soru bu kuvvetlerin uygulamış olduğu torklar arasındaki ilişki nedir? Hemen sorumuzu çözmeye çalışalım. Arkadaşlar ben F1 için tork 1'i hesaplamak istersem, eğer kuvvetim dik değil de açılı verilmişse bana, o zaman kuvvetimi iki tane dik bileşenle ayıracağım. Bu noktadan sonra dönme noktam O noktası. O noktasına göre bu kuvvetimin bileşenleri nasıl bir etki yapıyor ona bakacağım. Yataydaki bileşen şu yönde bir döndürme isteyecek. Dikey olan bileşen ise şu tarafa döndürmek isteyecek arkadaşlarım. Şimdi bu ikisine dikkat ederseniz zıt yönde hareket etmek istiyor. LFA'yı zıt yönde döndürmek istiyor. Bundan dolayı hemen bu kuvvetlerimin bileşenlerinin torklarını bulup bileşkesini alacağız. Arkadaşlar biz yatayda bir birim olan bileşenimize F dersek dikey olan bileşenimiz toplam iki birim olduğu için şuna ne diyebiliriz? 2F diyebiliriz. Yataydaki için hesaplamak istersek arkadaşlar F çarpı dönme noktasında olan dik uzaklığımıza dikkat ederseniz arkadaşlar 2 birim gelecek. F çarpı 2R diyeceğiz. Düşey olan dik olan bileşenimi hesaplamak istersem 2F çarpı dönme noktasında olan dik uzaklığına dikkat ederseniz tekrar 2 birim gelecek. 2R. Arkadaşlar 2FR yataydaki, düşeydeki ise 4FR gelecektir. Aradaki farkı aldığımda ise arkadaşlar 4F'den 2F'yi çıkaracağız. Çünkü zıt yönde bir etki yapmak istiyorlar. Toplam ne diyeceğiz? 2F're. Toplamımızın büyüklüğü 2F're.
Aynı şekilde gelip ikinci torkumuzu hesaplayalım. Kuvvetimiz dik verilmiş, hiç bileşenini ayırmayacağız arkadaşlar. Toplamda 2 birim olduğu için biz buna ne diyebiliriz? 2F. Dönme noktama olan uzaklığım, dikkat ederseniz bir birim olduğu için 2F çarpı R diyeceğiz. Üçüncü torkumuzu hesaplamak dersek tekrar dik değil kuvvetim arkadaşlar. Açılığı bir şekilde verildiği için iki tane bileşenini ayıracağız. Ayırdıktan sonra bu bileşenlerin etkisine bakacağız. Dikey olan bileşen O noktasına göre şu yönde döndürmek isteyecek. Yatay olan bileşen ise O noktasına göre şu tarafa döndürmek isteyecek. Dikkat ederseniz zıt yönlerde etki var. Onun için aynı tork 1'i bulmak isterken yaptığımız işlemleri gelip tork 3'ü bulmak için de yapacağız. Yataydaki ve dikeydeki bileşenler. Arkadaşlar dikey olan bileşenden başlayalım. Bir birim olduğu için ne diyeceğiz? F çarp. Dönme noktasına olan dik uzaklığına dikkat ederseniz 2 birim gelecek. F çarpı 2R diyeceğiz. Yatay olan bileşenin büyüklüğüne baktığımızda 1 birim olduğu için F diyeceğiz. Dönme noktasına olan dik uzaklığını hesaplamak istersek arkadaşlar 1 bölme olduğunu göreceğiz. F çarpı R diyeceğiz. Bunların bileşkesini aldığımızda 2F'den bir tane F'yi çıkardığımda sonucum tekrar ne kalacaktır arkadaşlar? Bir tane F'ye gelecektir. Aradaki ilişkiyi bulmak istersem tork 1 ve tork 2'nin birbirine eşit olduğunu görüyorum arkadaşlarım. Tork 3'ün ise bunlardan küçük olduğunu, F'ye kadar olduğunu görüyorum. Hangi şıkkımız da var arkadaşlar? Hemen bakalım. 5. Üçüncü sorumuzdan devam edelim arkadaşlarım. O noktası etrafında dönebilen G ağırlıklı türdeş LFA'nın şekildeki konumda dengede kalması için F1, F2, F3 kuvvetlerinden hangileri tek başına uygulanabilir demiş. Arkadaşlarım bu levhanın ağırlığını bize G olarak vermiş soru. Yer çekiminden dolayı benim ağırlığım nereye doğru olacaktır? Aşağı doğru. Eğer bir sistemin dengede kalması isteniyorsa aşağı doğru olan bir etki varsa, kuvvet varsa buna zıt yönde de bir etki olmalı ki sistemim hareketsiz, yani dengede kalsın. G olduğu gibi aşağı doğru ise bunu dengede tutabilecek kuvvet tam zıt yönde olan kim olacaktır arkadaşlarım? F1 olacaktır. Sıradaki sorumuz ile devam edelim arkadaşlarım. 40 N ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk şekildeki bir dengededir. Arkadaşlar buraya kadar önce okuduğumuz yere kadar olan kısmı bir yazalım. Çubuğun ağırlığı bize 40 N olarak verilmiş ve eşit bölmeli türdeş çubuk denilmiş. Eğer eşit bölmeli türdeş bir çubuk var ise bu çubuğun ağırlık merkezi tam orta noktasıdır. Orta noktasından aşağı doğru çubuğun ağırlığı, yani kim var diyeceğiz? 40 N. Devam edelim. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dur? Arkadaşlar dikkat ederseniz tekrar bana nasıl verilmiş? Açılı. Açılı verilmiş ise ben bu ip gerilmemi getirip iki tane bileşenini ayıracağım. Şu yataydaki bileşen ipin kosinüs alfa ile çarpımı, düşeydeki yani dik olan bileşenim ise ipin sinüs alfa ile olan çarpımıdır. Yataydaki açıya dikkat ederseniz uzantısı bizim dönme noktamızdan geçiyor. Onun için torku nedir diyeceğiz? Sıfırdır deyip hesaplamayacağız. Ama yukarı olan gerilmem T çarpı sinüs alfa dik olduğu için oradaki torkumuzu hesaplayacağız. Bu noktadan sonra arkadaşlar 40 N ağırlığı çubuğu aşağı doğru çekmek isterken T çarpı sinüs alfa olan bileşenim çubuğu yukarı doğru tutmak istiyor. Eğer bu sistem dengede ise arkadaşlar bunlar birbirlerine eşit olmak zorundadır. Hemen yapalım. T çarpı sinüs 37. Dikkat ederseniz dönme noktasına olan uzaklığı 1, 2, 3, 4, 5 bölme olduğu için çarpı 5 diyeceğiz. Ne eşit olmalı? Aşağı doğru çeken kuvvetlere. Aşağı doğru kim var? 40 N çarpı, arkadaşlar 40 N'un şuraya olan uzaklığına dikkat edelim. 1, 2, bir yarım da buradan gelecek, 2,5 bölme olacak. Ben bunu nasıl yazıya dökelim? 2,5'u biz 5 bölü 2 diye yazalım arkadaşlar. Sinüs 37 diyelim. Bana kaç verilmiş? 0,6. O zaman gelip devam edelim. T çarpı 0,6 çarpı 5 eşittir. Şu ikisini sadeleştirirsem 20 kalır. 5 çarpı 20'den 100 olur. Arkadaşlar 0,6 ile 5'i çarpmak istersem 6 bölü 10 çarpı 5 diyeceğiz. 5 çarpı 6 30 bölü 10'dan 3 gelecek. Yani şurası 3 de olacak. 3 de 100'e
eşit ise arkadaşlar T ip gerilmem 100 bölü 3 gelecektir. Beşinci sorumuz ile devam ederim arkadaşlarım. 2P ağırlıklı eşit bölmeli çubuk şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengededir. Buna göre şekildeki ip gerilme kuvvetinin büyüklüğü T kaç P'dir diye bir soru var karşımızda. Arkadaşlar hem şekil 1'de hem de şekil 2'de dikkat ederseniz sistemlerin bize nasıl olduğu söylenmiş dengede. Birinci şekilde eğer sistem dengede ise arkadaşlarım bizim ağırlık merkezimiz tam şu temas noktasında olmak zorundadır. 2P ağırlığı diyor bize arkadaşlar. Eğer birinci şekilde ağırlığım bu noktada ise ikinci durumda da aynı noktada benim neyim olmak zorunda? Ağırlığım olmak zorunda. Bunu belirttikten sonra gelip sorumuza devam edelim. Arkadaşlar 2P buradaki çubuğu aşağı doğru çekmek isterken T gerilme kuvveti çubuğu yukarı doğru çekmek isteyecektir. Ve sistem dengede ise bunlar birbirlerine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Hemen yapalım. T çarpı dönme noktamıza olan uzaklığımıza dikkat ederseniz toplamda kaç bölme arkadaşlar? 5 bölme. Eşittir diyeceğiz. 2P aşağı doğru çeken 2P çarpı 2P'nin dönme noktası olan uzaklığına dikkat ederseniz 2 birim olacak. Buradan devam edersek 5T 4P'ye eşittir diyeceğiz. Hatta gelip buradan T'yi de biz yalnız bırakmak istersek 4P bölü 5 bulacağız. Devam edelim arkadaşlarım. Ağırlığı 40 Newton olan bir kutuyu devirmek isteyen bir çocuk kutuya şekildeki gibi yatay doğrultuda F kuvveti uygulamaktadır. Kutuyu devirebilmek için F kuvvetinin büyüklüğü en az kaç Newton olmalıdır diye bir soru var karşımızda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce bir yorumlamamız lazım. Buradaki çocuk kutuyu devirmek istiyorsa şu tarafa doğru bir etkide bulunması gerekecek ve dikkat ederseniz tam temas noktası bu göstermiş olduğum noktaya göre kutu şu tarafa doğru bir devrilme etkisinde bulunmayacak mı bu sayede arkadaşlar? Demek ki ben tork hesaplamamı yaparken dönme noktamı neresi olarak baz alacağım? Şurası olarak baz alacağım. Buna göre işlemlerimizi yapalım. Ağırlığımıza kaç Newton demiş? 40 Newton. Tam orta noktadan aşağı doğru ağırlığımı 40 Newton'u gösterdim. Arkadaşlar aşağı doğru çekmek isteyen bir ağırlığım var ve bunu yukarıda itmeye çalışan bir çocuk var. Bu ikisi birbirinin ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bu işlemlerimizi yapalım. 40 Newton çarpı. Arkadaşlar şu dönme noktasında olan dik uzaklığımız şurası değil mi? Eğer bütün kenarlar bize 10 santim olarak verilmiş ise şu tam yarısını alırken biz ne diyeceğiz? 5 santim diyeceğiz. 40 Newton çarpı 5. Eşittir diyeceğiz. Arkadaşlar bizden F istiyor. F çarpı F kuvvetinin dikkat ederseniz şu dik olan bileşenini uzaklığını bize kaç vermiş? 15. Çarpı 15 diyeceğiz. Buradan işlemlerimize devam etmek istersek arkadaşlarım 200 Newton 10 F eşit diyeceğiz. Hatta biz buradan F'i de yalnız bırakmak istersek 200 Newton bölü 15 gelecektir. Sadeleştirme yapabilir miyiz? Evet. X'inden 5 ile sadeleştirmek istersek 3 kalacak. 5 ile sadeleştirmek istersek arkadaşlarım 40 gelecektir. Demek ki F kuvvetimin büyüklüğü ne kadarmış? 40 bölü 3 Newton'muş. Sıradaki sorumuz ile devam edelim arkadaşlarım. P ağırlıklı homojen çubuk şekildeki masanın üzerinde F kuvveti ile dengede tutulmaktadır. Buna göre F kuvvetinin maksimum değerinin minimum değerine oranı nedir diye bir soru var. Arkadaşlar maksimum ve minimum soruları sorulduğunda hemen bir yıldız atacağız ve hemen aklımıza şu gelmeli. Aynen dersi işlerken öğrendiğimiz gibi maksimum minimum sorularında bana soru geliyorsa iki noktaya göre biz tork alacağız. Peki o iki nokta hangi iki nokta olmalı? Arkadaşlar çubuğun cisme yüzeye değdiği en uç noktalara bakacağız. Dikkat ederseniz bir uç noktam burası masaya temas eden. Diğer uç noktam ise şurası olacak. Biz şu noktaya A diyelim. Şuraya da B diyelim. A noktasına göre ve B noktasına göre tork alacağız. Arkadaşlar F kuvvetine uzak olan nokta kim? A. A'ya göre ben tork aldığımda ben hangi değeri bulmuş olacağım? Maksimum değeri. Yakın olan kim? B.
Ben B noktasına göre torkumu hesapladığımda kimi bulmuş olacağım? Minimum değeri. O zaman gelip maksimum değeri bir bulmaya çalışalım. F maksimum diyelim. Çarpı şuraya göre uzaklığım toplamda kaç bölüm arkadaşlar? 5 bölüm. Eşittir diyeceğim. Bu çubuğun ağırlığı bize ne kadar verilmiş? P'ye kadar. Homojen çubuk olduğu için tam orta noktasından aşağı doğru ağırlığımızı göstereceğiz. Ağırlığımız çarpı ağırlığın A'ya dönme noktasında olan dik uzaklığına dikkat ederseniz 1, 2, yarım da burada var. 2,5. Yani bunu kesirli olarak yazmak istersek 5 bölü 2 P diyeceğiz. Arkadaşlarım bu noktadan sonra devam etmek istersek hatta şunu şöyle yapayım ki öğrencilerim daha da iyi anlasınlar. Bizden çubuğun ağırlığını P olarak verdiği için 5P bölü 2 G diyelim ki F'imizi de bulmuş olalım. Arkadaşlar şuradan 5 tane F max maksimum kuvvet eşittir. 5 bölü 2 tane ağırlık gelmeyecek mi? Dikkat ederseniz biz buradan maksimum kuvveti yalnız bırakmak istersek arkadaşlar F max G bölü 2 kadar olacaktır. Bu noktadan sonra bir de gelip minimum değerimizi bulmaya çalışalım. Arkadaşlar minimum değeri bulurken hemen işlem yapalım. B noktasına göre işlem yapacaktık. Hemen şuraya göre işlemimizi devam ettirelim. Arkadaşlar B noktasına F kuvvetinin uzaklığı toplamda gördüğünüz gibi 3 bölme olduğu için minimum kuvvetim çarpı 3 bölme eşittir diyeceğim. Benim ağırlığım kimdi arkadaşlarım? Tekrar minimum ağırlığıma G diyeyim. Bir önceki soruda dediğim gibi. Çarpı arkadaşlar dönme noktasına olan dik uzaklığımızı hesaplamak istersek şu burası P cismi aşağı doğru olduğu için B noktasına göre biz tork hesaplaması yapıyorsak uzaklığımız şu yarım bölme olmayacak mı arkadaşlarım? Gelip onu da hemen 1 bölü 2 diye gösterelim mi? Buradan sonra işlemlerimize devam edelim. Arkadaşlar 3 tane minimum kuvvetim G bölü 2'ye eşit ise benim minimum kuvvetim dikkat ederseniz G bölü 6 olarak gelecektir. Bu noktadan sonra şu maksimum ve minimum değerlerin oranını soruyor. Birincisi aynen yazılır. Hemen yazdık. G bölü 2 çarpı ikincisini biz getirip ne yapacağız? Ters çevirip çarpacağız. 6 bölü G olarak diyeceğiz. Şurada G'ler gider mi? Gider. 6 bölü 2'den cevabımız ne gelecek arkadaşlarım? 5 şık. Devam edelim arkadaşlarım. KLM cisimleri verilmiş bize. GK, GL ve GM ağırlığındaki cisimlerin asılmasıyla oluşan sistem şekildeki gibi dengededir. Buna göre cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki nedir diye bir soru var. Arkadaşlarım bu şekilde 3 tane cisim sistemli olarak bize veriliyorsa hemen şu kesişim noktamızı göstereceğiz. Dikkat ederseniz burada GK ağırlığı var ise aynı ipte aynı gerilme olacak arkadaşlar. Şurada da kim var diyeceğiz? GK. Şurada GL var ise aynı ipte aynı gerilmeden dolayı. Ne diyeceğiz buraya da? GL diyeceğiz. Bu noktadan sonra arkadaşlarım hemen gelip açıları göstermemiz lazım. Çünkü biz bu soruları çözerken arkadaşlarım şöyle bir mantık ile yola çıkmalıyız. Şunu diyeceğiz. Arkadaşlarım kuvvetlerin karşılarındaki açı ile kuvvetler ters orantılıdır. Yani açısı büyük olanın ağırlığı nedir diyeceğiz? Azdır diyeceğiz. Nasıl? Şöyle bir göstermeye çalışayım. Şöyle bir doğru çizersem diklerimizi çizeceğiz. M karşısındaki açı dikkat ederseniz kaç olacak arkadaşlarım? 50, 30 da 100. Tamamı 180 olması gerekiyor. 100 kalacak. Bakın açıyı biz bulduk. 100 bulduk. Sırasıyla gelip K'nın ve L'nin karşısındaki açıları da yazalım arkadaşlarım. K'nın açısını bulmak istersek arkadaşlar. Şurası dikkat ederseniz 90, 90, 30 daha var. Toplamda ne gelecek? 120. L'nin karşısındaki açıyı bulmak istersem şuraya dikkat edin arkadaşlar. 90,
ve 50'yi toplarsam ne gelecek? 140. Ve biz şöyle bir şey dedik arkadaşlarım. Açılar ile ağırlıklar ters orantılıdır. Açısı büyük olanın ağırlığı ne olacak diyeceğiz? En küçük. Açısı küçük olanın ağırlığına ise en büyük diyeceğiz. Bundan yola çıkarsak dikkat ederseniz en küçük olan açımız kaç? 100. Kim o? M. O zaman M'nin ağırlığı nedir diyeceğiz? En büyük. Sonra K. Açısı en büyük olan L'nin ağırlığı da ne olmuş olacak? En az olmuş olacak. Hangi şıkkımız da varsa hemen onu işaretleyelim. M, K, L. M, K, L. C şıkkını işaretleyelim.